Emin misin Mihrima? Sonradan pişman olacağım bir adım atmanı istemem. Eminim validem. Kardeşlerimi korumak için buna mecburum. Babamın hasta olduğu vakit neler yaşadığımızı unutmadım. Hala kabuslarla uyanıyorum. Bir daha o günleri yaşamak istemiyorum. Validem, Amasya'ya varmamıza daha çok var mı? Az kaldı Ümaşa. Nergis Şah'la Mehmet'i çok merak ediyorum. Ben de öyle. Validem, Mihrimah Sultanımız bahsedildiği kadar güzel mi? Bilmiyorum, daha evvel hiç görmedim. Bu sualine ancak Mahidevran Sultanımız yanıt verebilir. Fidan, sen Mehmet'le alakadar ol. Mihrimah denen uğursuz ne demeye gelmiş ki buraya? Muhakkak bir şeylerin peşinde. Ne olabilir ki sultanım? Aman diyeyim, dikkatli olun. Mustafa'm ve Mehmet'imle yalnız kalmasın. Neler düşünüyorsunuz? Şehzademizi zehirleyecek halleri yok. Annesi Hürrem olunca insanın aklına her şey gelir. Mihrimah Sultan Hazretleri. Mustafa abi. Sarayıma hoş geldin Mihrimah. Hoş bulduk. Sultanım. Mihrimah. Seni burada, sarayımızda görmek ne hoş. Zannediyorum ilk defa geliyorsun, değil mi? Öyle. Bundan sonra kardeşlerimin saraylarını daha sık dolaşmak istiyorum. Zevcem Mehrinisa ile tanış. Şehzadem Mehmet. Nergis Şah'ı zaten tanıyorsun. Hümaşa'yı getirmekle iyi etmişsin. Mehmet'e ve Nergis Şah'a arkadaşlık eder. Ben de öyle düşündüm. Ne de olsa aynı kanı taşıyorlar. Tıpkı bizim gibi. Hanedan mensupları arasında kırgınlık dargınlık değil, sevgi muhabbet olmalı. İnşallah Amasya'yı beğenmişsindir. Burası çok güzel bir şehir. Mihrinisa Hatun sağ olsun. Çok alakadar. Birlikte dolaştık. Buraya seninle aramızdaki kırgınlığa bir son vermek için geldim abi. Malum. Sana kıyasla Selim ve Bayezid'le aram hep daha iyiydi. Zira seni pek tanıma fırsatım olmadı. Ben kendim bilmeye başladığımda sen sancağına geçmiştin. Çocukluğumda Selim'e Bayezid'le geçti hep. Onlar hep daha yakındım. Lakin bu yakınlık seninle düşman olmamızı gerektirmez. Ben de böyle düşünüyorum. Manasız münakaşaların, husumetlerin kimseye bir faydası yok bu vakitten sonra. Haklısın. Son görüşmemizde iyi ayrılmamıştık seninle. Berbat bir haldeydim. Sıhhatli düşünemiyordum. Olan biten her şeyi unutalım abi. Aramızdaki sevgi ve masumiyet bozulmasın. Ben unuttum bile kardeşim. Nergis Şah ne kadar büyümüş öyle. Çok güzel bir genç kız olmuş. Mehmet desen cengaverlikte seni geçmeye şimdiden hazır bir namzet. Yaman bir şehzade olacağı aşikar. Bir elinde kalem, bir elinde kılıç. Koşturup duruyor. Gel. Şehzadem, sultanım. Hayrola Atmaca mühim bir haber mi var? Müsaadenle kardeşim. Gel benimle. Hmm.
Seni dinliyorum Atmaca. Payitahttan haber var şehzadem. Piri Reis Rüstem Paşa'nın Acem diyarına yapılacak bir sefer emri çıkartmak için canını dişine taktığını yazmış. Nereden icap etmiş bu? Malumat yok. Ancak bir şeylerin peşinde olduğu aşikar. Hünkârımız tedbiri elden bırakmaz Atmaca. İyice ölçüp biçmeden böyle bir karar vermeyecektir. 4 yıldır sesleri solukları çıkmıyor şehzadem. Şimdi ortada hiçbir şey yokken nereden çıktı bu sefer emri? Üstelik Acem hududu bizden sorulur. Bir şey olsa biz bilirdik. Hadiseyi takip edin. Mesele neymiş öğrenelim. Atmaca sen çekilebilirsin. Seni beklettim kardeşim. Mühim değil. Ben de kendi daireme gidip hazırlanayım. Mihri Nisa ile biraz dolaşacaktık. Ben de sizinle gelmek isterim. Sen iyi misin? Biraz rengin atmış sanki. Yok, iyiyim ben. Malik-i Acem'in kudretli hükümdarı Şah Tahmasp Hazretleri. Aldığım haberlere göre Yüce Hünkârımız Sultan Süleyman Han Hazretleri pek yakında size karşı yeni bir sefer tertip etmek niyetindeymiş. Bunun ziyadesiyle hatalı bir karar olduğunu biliyorum. Cihan Hakimi Osmanlı ve Safevi Hanedanlarına cenk değil, sulh etmek yaraşır. Ne yazık ki Sultan Süleyman Han'ın hastalığı ilerledi. Artık isabetli kararlar veremediği de aşikar. Hakkım olan tahtı almak ve babam Sultan Süleyman'ı devlet işlerinden el çektirip Dimetöka'ya sürmek niyetindeyim. Sizin vereceğiniz destekle bunu başarabileceğimden eminim. İnşallah size uzattığım eli geri çevirmezsiniz ve selam. Şehzade Sultan Mustafa. Ne diyorsunuz sultanım? Hiç fena değil. İnşallah Tahmas bu mektubu Mustafa'nın yazdığına inanır da cevap verir. Hiç şüpheniz olmasın. Mihrimah Sultanımız sayesinde büyük bir iş başardık. Mektup ve buna şahım vereceği cevap Şehzade Mustafa'nın sonu olacak.